Onu soracağım. Hamile ne oldu? Arkadaşlar bir okul açılışımız var, oraya geçeceğiz. Var mı merak ettiğiniz bir şey? Demokratik açıklandı. Başbakanımızın açıklaması bir değerlendirmede bulunuyor. Arkadaşlar biliyorsunuz son iki gündür Brüksel'deydik. Orada Avrupa Birliği makamlarının, Avrupa Parlamentosu yetkililerinin demokratikleşme paketiyle ilgili çok olumlu cümlelerini duymak beni gerçekten duygulandırdı. Türkiye'nin imajını bozmak isteyenlere demokratikleşme paketimiz adeta bir şamar gibi çarpmıştır. Türkiye'nin tarihinin en reformcu hükümetinin bir reform paketiyle daha, bir demokratikleşme paketiyle daha vatandaşların önünü açmak için kararlı olduğunu dost düşman herkes bir kez daha anlamıştır. Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin ne ilk paketidir ne de son paketi olacaktır. Biz durmak yok, reforma devam diyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. İnşallah bu paket ülkemizin standartlarını daha da yükseltecek. Yeni yeni paketler yapmaya da bizi teşvik edecek. Efendim askerlik süresi 12 aya kısaltılma konusu var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlar Sayın Başbakanımız bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Ne güzel, bakın 9 aydır 10 aydır memlekette şehit haberleri gelmiyor. Terör artık unutulmaya başlandı. Allah ülkemizin bu huzur ortamını bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bu ülkeyi karıştırmak isteyenlere, milletin başına çorap ormak isteyenlere fırsat vermesin. Böylesine huzurlu ortam olduğu sürece tabii ki o zaman askerlik süresinin kısaltılması da, profesyonel orduya geçmemiz de, uzun vadede belki de mecburi askerliğin zaman içerisinde tamamen kalkması da düşünülebilir. Ama ilk aşamada ordumuzun ihtiyaçları çerçevesinde sürenin kısaltılması hayırlı bir gelişmedir. Allah huzurumuzu bozmasın. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin.